bu parlamenter sistem meselesi hakikaten önümüzdeki dönem bence tartışacağımız bir mesele. Ancak şu konuda çok emin değilim. Yani istifanın tek taraflı alınmış olduğu ve Sayın Berat Albayrak'ın bu kadar muazzam bir güçten sadece bir bürokrat atamasına müdahale edemediği için kendi isteğiyle vazgeçmesi ve yayınladığı mesaj itibariyle söylüyorum, adeta siyasete veda edermiş gibi istifa etmesi benim kafamda bazı soru işaretleri barındırıyor. Yani bu kadar güçten bir anda insanlar vazgeçmez. Salı günü yanılmıyorsam milletvekillerine sunum yapmıştı Sayın Albayrak. Yani Salı günü bu durum ortada yoktu. Ne geliştiyse son birkaç gün içerisinde gelişti. Ve bu birkaç günlük bir hadiseden dolayı bütün siyasi kariyerini ya da elindeki bütün gücü Berat Albayrak'ın fevri bir hareketle ya da duygusal bir anında terk ettiği gibi bir argümana gidiyoruz. Bu bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Dolayısıyla istifanın Berat Albayrak tarafından neşet ettiği değil, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da talep edildiği ihtimali ben göz ardı etmek istemiyorum açıkçası. Bir de üstelik şunu da söylemek lazım. Son dönemde biliyorsunuz Sayın Tayyip Erdoğan yurt gezilerinde ve az buz bir hadise yaşanmadı. Otobüsünün önü kesildi ve ekmek bulamıyoruz dendi. Şimdi sarayda dış dünya ile ilişkisi kısıtlı bir lider yurt gezisine çıktı ve gördüğü manzara hiç de kendisine anlatıldığı gibi bir manzara değildi. Bunu gördük. Bazı durumlar etkili olmuş olabilir. Dolayısıyla bu başkanlık sisteminin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylarına ya da Sayın Erdoğan'ın bir sonraki dönemde tekrar seçilebilme ihtimaline olumsuz bir etkisi olduğu, ülkenin bu şekilde yönetilemediği, zaten AK Parti koridorlarında uzunca süredir tartışılıyordu. Bir şekilde Yüksek İstişare Kurulu vasıtasıyla ya da akil adamlar vasıtasıyla Sayın Erdoğan ikna da edilmiş olabilir. Şuna eminim ki Sayın Berat Albayrak Cumhurbaşkanı ile Yüksek İstişare Kurulu üyeleri arasındaki ilişkinin olabildiğince seyrek ve olabildiğince uzak, mesafeli gerçekleşmesini istiyordu. Yani onlar görüştüğü zaman çok mutlu olmuyordu bundan. Çünkü Yüksek İstişare Kurulu aslında siyaseten çok tecrübeli, halen daha siyasetin içerisinde ilişkileri olan insanlar ve siyaset kurumu demokrasiler açısından önemli olduğu kadar ülkeyi yönetme açısından da önemlidir. Çünkü halkın ne hissettiğini, neye ihtiyaç duyduğunu siyaset vasıtasıyla algılarsınız. O sinyalleri toplar siyasi partiler ve bunu politikaya çevirir. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi de bypass edildiği için biz bu sinyalleri sadece Cumhurbaşkanlığındaki dar bir kliğin algılama dünyasıyla biliyorduk. Yani hükümet sadece o algılama yeteneği sayesinde haberdar oluyordu ve çoğu zaman yanlış beyanatlar, yanlış politikalar, yanlış kararlar geçiriyorlardı. O yüzden güçlendirilmiş parlamenter sistem aslında sadece Meral Akşener'in değil, aynı zamanda Bülent Arınç'ın da istediği bir şey. Aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nde politika yapan herkesin istediği bir şey. Parlamenter sistemin güçlenmesi. Çünkü başkanlık sisteminin ülkenin yönetilemediğini düşünüyorlar. Bunun önündeki en büyük engel de Berat Albayrak'tı.